Merhabalar, bugün sizlerle tavada makarna böreği yapacağız. Öncelikle harcını hazırlayacağım. Bir adet yumurta, bir çay bardağı süt, iyice karıştırıyorum. İçerisine daha sonra istediğiniz tarzda peynir koyabilirsiniz. Ben ezine peyniri koyacağım. Peynirim tuzlu olduğu için içerisine tuz eklemeyi düşünmüyorum. Ama sizin eğer kullanacağınız peynir tuzsuzsa tuz da ekleyin lütfen. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Daha önceden haşladığım makarnamı, eğer ki sahur için düşünüyorsanız akşamdan haşlayıp dolaba atıp bırakabilirsiniz. Ben bir kase kadar, yani bir makarnanın, şu anda çocuklar için kahvaltılığa hazırlıyorum. Ama siz sahur için yapacaksanız, dediğim gibi akşamdan haşlayıp bırakabilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra ben bunun içerisine, tekrar söylüyorum, isteğe bağlı. Ben kaşar koyuyorum. Gerçekten kaşar çok yakışıyor. Peyniri de kaşarı da siz kendi zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kaşarı dediğim gibi tamamen isteğe bağlı ekledim. Azlığı, çokluğu tamamen size kalmış. Bazen evde kaşar olmuyor, kaşarsız yapıyorum. Sadece kaşarsız yapınca şöyle bir sıkıntı oluyor. Biraz böyle makarna böreğiniz pul pul ayrılıyor. Ama bunu denedikten sonra gerçekten şaşıracaksınız. Su böreğinden farksız, makarnayla yapıyorsunuz ama su böreğinden farksız bir lezzet elde ediyorsunuz. Evet, kaşarımı en azından rendelediğim kısmının hepsini ekledim. Az önce hepsini eklemek istemedim, dökülür diye. Şimdi hepsini ekledim. İşlemimiz tamam. Şimdi kenara alıyorum. Tavamı hazırlayacağım çünkü. Öncelikle tavamın altına sıvı yağ gezdiriyorum. İyice kenarları da boş kalmayacak şekilde iyice boca ettim. Yapışmayan herhangi bir tavada hangisinde isterseniz yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Evet. Yufkamı içerisine bu şekilde, alt kısmı kapatacak şekilde serdim.
harcımı içerisine boşaltıyorum. Bir makarnanın dörtte birini haşladığımızda yaptığım ölçüye denk geliyor. Eğer siz de bu şekilde yapmak isterseniz tava büyüklüğünüz benimki gibi 26 ya da 28 santim gibi bir şeyse, büyüklükteyse kullanacağınız bu ölçü makarna ölçüsü yeterli olacaktır. Dediğim gibi sahur için hazırlayacaksanız akşamdan makarnayı haşlayıp daha sonrasında uygulayabilirsiniz ve gerçekten herkes bayılacak çünkü bildiğiniz su böreği tadında oluyor. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra yufkamı güzelce kapatıyorum. Evet. Şimdi bunu tüpüme alacağım ve yaklaşık bir 10-15 dakika kadar altını kontrol ederek kısık ateşte kızartacağım, sonra da ters çevireceğim. Evet, böreğimiz pişti. Özellikle pizza tahtasında göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Gerçekten de öyle. Tereyağını da ilk katman piştikten sonra üst tarafına, yani pişmeyen tarafına, videonun zaten hızlandırılmış kısmında göreceksiniz, tereyağı sürdüm. Sonra da ters çevirdim. Ve böreğim hazır. Evet, pizza bıçağıyla kesmeyeceğim. Çünkü bir tık daha kalın olduğu için uğraştıracaktır beni. Onun yerine normal bıçakla kesip göstermek istiyorum. Bu arada şimdi şeyden çıkardığım için hala yumuşak. Aslında birkaç dakika dinlenmesi gerekiyor. Bir 5 dakika kadar. Ama bu şekilde de tüketebilirsiniz. Sadece biraz daha iç harcı birbirini tutmamış oluyor. O. Yoksa onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bu şekilde içini göstermek istiyorum. Kokusu enfes. Lezzetine ayrıyeten bayılacaksınız. Ama dediğim gibi bir 5 dakika kadar dinlenirse böreğiniz daha fazla birbirini tutacaktır. Ve servis etmeniz daha da kolaylaşacaktır. Evet,
Afiyet olsun.